Ya diyor, şimdi ben sizinkisi gibi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okusam çok büyük risk mi diyor. Ben bunun yerine tıp okusam 6 sene sonunda garanti işte en az bir 9 bin lira maaş alırım. Bunu yapmak varken işte ben mezun olunca daha az maaş mı alırım? Yani bu anlamlı bir şey mi? Bu saçma bir şey değil mi? Şimdi bu soru çok genel bir soru. Herkesin sorduğu bir soru. Ve de bu mahalle baskısı yaratan da bir soru. Ailelerin çocuklarını sürekli işte tıp oku, doktor ol, hayatın kurtul diye yönlendirdikleri bir soru. Özellikle bazı bölgelerimizde, ülkemizin bazı bölgelerinde öğrencilerin, başarılı sıralarda olan öğrencilerin özellikle tıpa yönlendirildiğini sürekli bu sebeple görüyoruz. Hani git hayatın kurtulsun, 6 sene sonra zaten devletin doktor alma garantisi var. Sen doktor olursan maaşın da garanti, sosyal bir statün de var, hani bir saygı da görürsün. Gerçi bazı yerlerde dayak yeme olasılığın da var tabii ama hani inşallah dayak yemezsen işte. Gerçi bunun öğretileri var. Akşam gidiyorsun. Hani böyle saati belli değil. Çok özverili bir meslek aslında doktorluk. Ama bizimkilerin genel bakışı ya işin garanti, yani mutlaka bir meslek garantisi var. Bir de maaşını devlet veriyor. Birincisi burada varsayımınız 6 sene sonra devletin hala bu garantiyi verecek kadar doktora ihtiyacı olacak. Tabii doktora derken sen 6 sene sonra pratisyen hekim oluyorsun. Uzman doktor olmuyorsun. Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan uzman doktor. Daha fazla uzman doktora ihtiyaçları var. Sen pratisyen hekim oluyorsun. Acaba daha ne kadar şu anda işte kaç yüz bin doktorumuz var herhalde. Ben buna bir tıp mı mühendislik mi diye bir video yapmıştım. Orada sayılara bakıp da koymuştum. Yanlış olmasın şimdi ama bundan 6 sene sonra ki 14-15 bin tıp kontenjanı var Türkiye'de. Bundan 6 sene sonra bir 100 bin kadar fazla hekim olacak. Şu anki hekimin üzerine 100 bin tane daha hekim olacak sen çıktığın zaman. Acaba devlet bu iş güvencesini verecek mi? Yani sonsuza dek böyle mi devam edecek? Sürekli iş güvenceli doktorları mı olacak Türkiye'nin? Bilmiyorum bunu. Bunu bir araştırmakta yarar olur. Kişi başı düşen nüfusa oranda, yani doktor hekim sayısının nüfusu oranında herhalde henüz Amerika kadar yüksek değiliz. Hala biraz daha düşüyoruz. Belki bir süre daha böyle bu talep devam edebilir. Ama ben emin değilim, bu bir. Ama o tıpı tercih edecekler için ben meslek seçerken sırf böyle ben mezun olunca iş garantim olur mu diye böyle mahalle baskısıyla tercih etmeyin. Sen bu işi yapmak istiyor musun? En önemli konu bu. Sen bu mesleği yapmak istiyor musun, bu işi? Hani tıp mı, bilgisayar mühendisliği mi diye düşünürken buna bakmanıza yarar var. Şimdi gelelim bilgisayar mühendisliği maaşlarına. Alper'in en büyük sıkıntısı diyor ki, ya bu bilgisayar mühendisleri de hiç maaşlarını söylemiyor. Biz de bilemiyoruz bu bilgisayar mühendisliği bölümlerinin maaşları nasıl? Yani mezunların maaşları nasıl? Şimdi ben bazı sayıları söyleyeceğim böylece Alper'e rahatlasın diye. Bizim TOBETÜ için söylüyorum. TOBETÜ bilgisayar mühendisliği bölümüyken piyasada iyi bilinen bir bölüm ve mezunları mülakatlara çağrılan bir bölümü, bölüm başkanı olarak size söylüyorum. Bizim yeni mezunlarımız şu anda Alper 3000'lerde bahsediyorlar diyor. Bizim yeni mezunlarımız 5'ten aşağıya pek başlamaz. 5, 5,5. Hani şu aralar için söylüyorum. Genelde de bunun 5-5,5'a başlamaların ana nedeni şirketlerin onları bir deneme isteğidir. Hani şöyle bir bakalım nasıl gidiyor diye görelim. 3 sene içerisinde, yani 2-3 sene içerisinde, yani bu 4 senede mezun oldun, hani 2 sene sonra tıp oluyor ya, 6 sene sonra ne olur söylüyorum. Bu 9 bin lira doktor maaşını zaten alırsınız. Bizim tabii ben 5-5,5 derken en azdan bahsediyorum. Yani bizim bölümde iyi ortalamalı, işte savunma sanayine giren öğrencilerin 8'den 9 9'dan başladıkları direkt 4 sene sonunda olabiliyor. 3-4 sene içerisinde de iş değiştirerek, birkaç iş değiştirerek öğrencilerimizin, ki en iyi ortalamalı olmayan öğrencilerimizin 11, 12, 15 gibi maaşları rahatça aldığını görebiliyoruz. Biraz iş deneyiminden sonra bu Türkiye piyasası için. Genelde zaten bilgisayar mühendisliği bölümleri genelde hani mezunları hocasından fazla alan bölümlerdir. Hani bizim kendisi bir süre sonra için söylüyorum. Hocasından daha fazla kazanır. Başka örnekler de söyleyeceğim. Şimdi bu Türkiye piyasası için, Türkiye'de az deneyim, hani biraz daha fazla deneyim kazanınca, ben Ankara piyasası için söyledim bu söylediğim sayıları. İstanbul'da birazcık daha fazla alınabilir. Tabii oranın masrafı da ona göre biraz daha fazla, İstanbul'daki masraf. Ya rahatça bir 15-20 arasını, hatta 20'den fazlasını, 20 civarını bir savunma sanayinde deneyimli mühendise veya dışarıda verildiğini görebilirsiniz. Yani bu açıdan baktığınızda gerçekten kendini yetiştirmiş, iyi iş yapan, piyasanın taleplerine karşılık veren bir bilgisayar mühendisliği
mezununun uzman olmayan, pratisyen bir hekimden az kazanacağını ben düşünmüyorum. Ama siz mesleğinizi ne kadar kazanacağınızı bakarak seçmemelisiniz. Yani bütün bunları söyleyene rağmen sana 100 bin lira da verse ayda, nefret ediyorsan yaptığın işten, yani o işi yapma bence. Yani zaten çok uzun yapamazsın herhalde böyle nefret ettiğin bir şey. Bir diğer konu, yani yurt dışına giderseniz, eğer Amerika'ya giderseniz, Amerika'da çalışmaya, tabii nerede çalıştığınıza bağlı bu ama Silikon Vadisi'nde giriş düzeyinde bir mühendis yılda 100 bin dolar civarında bürüt. Hani vergiden önce, vergiden sonra da elinize şöyle bir 6 bin dolar civarı geçebilir. Tabii Silikon Vadisi'nde 6 bin dolar almak çok iyi bir para değildir. Çünkü zaten maaşın yarısı kadarını götürüp doğrudan kiraya, yaşam masraflarına verdiğiniz bir yer çok pahalı. Ama bir süre sonra biraz deneyim kazandıktan sonra özellikle de büyük şirketlerin bu hisse veriyorlar, başka şeyler, olanaklar veriyor. Biraz kalırsam biraz daha para, biraz kalırsam biraz daha bonus gibi, bir de yıllık bonusları var bunların üzerine. Böyle bakarsanız yani rahatça 200-300 bin dolar kazandıklarını yılda görebilirsiniz. Hani bunun 200 bin ben rahatça alacaklarını, biraz deneyimli bir mühendisim, rahatça alacağını görüyorum. Biliyorum diyeyim daha doğrusu. Biraz daha böyle yönetici pozisyonlara giderseniz bonuslarla 400-500 yapılabilir. Yani ayda 20 bin dolar maaş almak Silikon Vadisi'nin olan şeylerdir. Deneyimli, mesela 10 yıl deneyimli bilgisayar mühendisliğinin olan bir şeydir. Tabii bu tıp için birazcık daha sınırlı. Hani ülke değiştirmek, tıp ve hukuk genelde kendi ülkesi içerisinde kalıyor. Hani son zamanlarda Almanya'nın hekime biraz ihtiyacı olduğunu, işte buradan Almanya'ya gittiğini falan duyuyoruz. Hekimden çıkan buradan mezunların. Ama Amerika'ya gidip hekim olmak biraz zor. Sistemin içine girmek biraz zor. Buradan Türkiye'den gidip de sisteme girmek biraz zor. Ama mümkün değil değil ama biraz zor. Biraz fazla yorabilirler sizi oraya gittiğinizde. Şimdi peki illa Amerika'ya mı gideceğiz bu dolarla kazanmak için? Hayır. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda bizim bu salgın zamanından önce de gördüğümüz ama salgında artan bir eğilim var. Bu da yurt dışındaki şirketlerin uzaktan Türkiye'de insan çalıştırması. Zaten işte Crossover for Work diye bir şey var. Bunu biraz araştırırsanız görebilirsiniz. Böyle değişik yerlerden yazılımcılar, dünyanın değişik yerlerinden yazılımcıları alıp sonra da gidip şirketlerin işlerini alıp, yazılım işlerini bunlara yapan veya şirketlere böyle yazılımcı pazarlayan, kendisi aslında onları işe alıp onları götürüp şirketlere veren tarzda bir altyapı bu. Başkaları da var bunun. Şimdi Toptal'dı galiba diğeri. Bizim mezunlardan biri çalışıyor. O da öyle. Şimdi bu tarz şirketler size Türkiye'ye dolarla para öderler. Şimdi sen burada bir işe giriyorsun. Amerika'da çalışan mezunlar da var başka şirketlerde. Size doğrudan dolarla öderler bunları. Örneğin Türkiye'de bizim şu anki mezunlarımızın 2-3 tanesini söyleyeyim ben size. 7200 dolar alanı var. 5000 küsur dolar alanı var. İşte başka bir tane var. 5500-6000 daha da belki fazla alanı var. Bunlar Türkiye'ye dolarla kazanıyorlar. Tabii böyle olunca da bir ferahlık oluyor. Hani Türkiye'de dolarla kazanıyor. Şimdi 5000 dolar dediğim para yani 40 bin liradan falan 50 bin liraya yakın bir para Türkiye'de ayda. Yani 7 bin dolar dediğim 60 bin lira, 70 bin lira. Bayağı büyük paralar bunlar Türkiye için, Türkiye piyasası için. Ki o 7200 dolar herhalde Toptal gibi bir yerde giriş düzeyinde bir maaş. Yani eğer oraya girerseniz giriş düzeyinde bir maaş. Bizim bir ara bir mezunumuz da şeyde Backcrowd diye bir şirket var. Bu uluslararası yazılımlarda hata bulmanızı, bug bulmanızı, aramanızı sağlayan, bulursanız da işte size para ödeyen, bu işi alıyorsun, hataları, açıkları buluyorsun, onlara söylüyorsun, bir para alıyorsun falan. Bizim bir mezun burada önce dışarıdan hizmet olarak çalışıyordu. Kendisi de işte gidip Muğla'da yaşıyordu. Bana diyor ki şimdi hocam diyor, o zamanlar öyleydi, şimdi öyle değil de. Hocam diyor, ya haydi diyor 2000 dolarlık bug buluyorum şöyle birkaç günde diyor. Ondan sonra 2000 dolar bana yetiyor zaten diyor. Geri kalan zamanda oyun oynuyorum diyor. O zamanlar. Ya dedim bir 1000 dolar daha bul da bak çocuklara şöyle pizza yedirelim. Hani yani niye kendini düşünüyorsun? Yani hani bilgisayar mühendisi çok küresel bir şey olduğu için artık günümüzde. Kazandığı para da küresel. Sen Türkiye'de çalış kazanıp hem Türkiye'de yaşayıp hem de dolarla kazanabilirsin. Şu anda bizim İngiltere'de çalışan, poundla maaşını alan, burada yaşayan, Ankara'da yaşayan mezunumuz da var. Hani bu maaş meselesini kendini yetiştiren, uluslararası geçerli, şimdi ben mezunlarımızla ilgili bir video çektim. Onu birçoğunuz görmüş olabilirsiniz. Orada ben yurt dışındaki mezunlardan bahsettim. Türkiye'dekilerden bahsetmedim bu şekilde duran durumda olanlardan. Bu en az benim bildiğim bir 3-4 kişi var böyle Türkiye'de yabancı para cinsinden maaş alan. Ve bunların sayısı giderek artıyor. Hani buradaki şirketlerden
şirketlerden ayrılıp bu uluslararası şirketlerden dolarla maaş alan kişilerin sayısı giderek artıyor. O yüzden böyle hani ben mezun olacağım, işte doktor olursam daha garanti işim var, maaşı daha güzel, böyle bir şey seçerek saçma bir iş mi yapıyorum? Saçma bir iş yapmıyorsun. Hatta o kadar çok para kazanabilirsin ki annenler ya ne tıpıymış falan diyebilirler diye somut örneklerle söyledim. Sırf hani herkese örnek olması açısından söyledim bunu. Ya böyle bir korku yok. Yakın vadede de böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Maaşların düşük olacağını bilgisayar mühendisliğine düşünmüyorum. Ama sırf maaşlar yüksek olacak diye çekilecek şey değildir. Tobetü onu baştan söyleyeyim. Hani buradan tabii mezun olmanız da gerekir.